Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hayri Maraşlıoğlu'nu konuşması yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Değerli katılımcılar, yurt içinden ve dışından zirveye katılmak üzere gelen iş ve yatırım dünyasının, akademiyanın, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, Avrupa Parlamentosu'nun değerli başkan yardımcısı hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ekonomi dünyasının değişik aktörlerini bir araya getiren bu çeşit sorunlar, şüphesiz son derece faydalı görüş alışverişi platformlarıdır. O yüzden bu zirveyi düzenleyenlere ve katkıda bulunanlara da şimdiden teşekkür ediyor ve onları kutluyorum. Bildiğiniz gibi 2000'li yılların başından itibaren Türk ekonomisi yeni bir gelişme paternine oturmuş bulunuyor. 2001 yılında yaşadığımız büyük ölçekli krizden sonra alınan tedbirler, özellikle 2002 yılından sonra uygulanan kararlı politikalar ve gerçekleştirilen reformlarla her türlü iç ve dış şoka karşı dayanıklı bir ekonomiye sahip olmuş bulunuyoruz. Ekonomimiz o zamandan beri gittikçe büyüyen ve refahını daha dengeli paylaşan bir yapıya kavuştu. Söz konusu politika ve reformlar sonucunda ekonomimizde ciddi bir yapısal dönüşüm gerçekleştirildi. Yasal ve kurumsal altyapıda önemli düzenlemeler yapıldı. Büyüme, ihracat ve istihdam potansiyelimiz arttı. Ekonomide bir taraftan mali disiplin çerçevesinde finansal sistemin ve makroekonominin başarılı bir şekilde yönetimi sergilenirken, diğer taraftan da bunun orta ve uzun vadede destekleyecek reform programları hayata geçirdi. Bunun sonucunda 2002 yılında 130 milyar dolar seviyesinde olan milli gelirimiz 800 milyar dolara aştı. Kişi başına milli gelirimiz ise 10 bin doların üzerine çıktı. Son yıllarda bir miktar gerilemiş olmakla beraber bunlar Türkiye ekonomisi için son derece dikkate değer bir gelişme olduğunu gösterdi. Bu süreçte tüm dünya ekonomilerini derinden sarsan küresel kriz, Türkiye ekonomisi açısından da önemli bir dönüm noktası oldu. 2003 yılında küresel krize kadar geçen dönemde ekonominin sağlam temeller üzerine oturtulmasında üç temel faktör söz konusu oldu. Bunlardan ilki başarılı bir biçimde sürdürülen mali disiplindir şüphesiz. Bu sayede Türkiye'nin borç servisini sürdürebilmek üzere kurulu mali ve ekonomik yapısı, kamu hizmetlerinin kalitesini ve refahı artıran bir yapıya dönüştürülmesini sağladı. Bütçe disiplini sayesinde oluşan mali alan, refah seviyesinin artırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesinde önemli bir araç haline geldi. İzlenen politikalar eşitsizlikleri azaltarak başta eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimi artırdı ve Türkiye kapsayıcı bir büyüme patikasına geçti. Bu dönemde görece yoksul kesimlerin yaşam koşullarının iyileşmesi ve sadece büyümenin refah etkisi şeklinde değil, aynı zamanda sosyal yardım ve sosyal güvenlik temsilcisini genişletici, istihdamı bu kesimlerin de katılımını kolaylaştırıcı politikalarla gerçekleştirildi. Borç ödemelerinin hafiflemesi ve faizlerin düşmesiyle oluşan mali alan, aynı zamanda ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarının finansmanını da kolaylaştırdı ve temel hizmetlere erişimi artırdı. Bu süreçte Türkiye'nin hızlı şehirleşmesi de eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerine erişimin bilim maliyetinin düşmesinde önemli bir katkı sağladı ve bu hizmetlerin daha kapsayıcı hale gelmesini desteklemiş hale geldi. Şehirleşme kırsal alandaki iş gücünün sanayi ve hizmet sektörlerine doğru kaymasına katkı sağlarken
aynı zamanda konut ihtiyacını da tetikleyerek bu dönemde inşaat sektörünün olağanüstü canlanmasına neden olmuştur. Ekonominin sağlam temeller üzerine oturtulmasındaki ikinci temel faktör, ekonomik büyümenin yapısal dönüşümle birlikte sağlanmasıdır. 2003-2007 yılları arasında Türkiye ekonomisi %6.9 gibi son derece dikkate değer bir büyüme performansının yanı sıra istihdam yapısında da ağırlığın tarımdan sanayiye ve özellikle hizmetlere doğru kaymasıyla önemli bir dönüşüm yaşamıştır. Bu süreçte verimlilik artışları büyümenin önemli bir bileşeni olarak öne çıkmış, kişi başına gelince de demin zikrettiğim önemli artış göstermiştir. Pek çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi ülkemizde de yapısal dönüşüm büyümenin önemli bir motoru olmuş ve Türkiye ekonomisi bu dönemde 80'li yıllarda başlayan uluslararası piyasalara entegrasyon konusunda önemli bir mesafe kat etmiştir. 2001 mali krizinden sonra bankacılık sektöründeki yeniden yapılanmanın başarılı bir biçimde sürdürülmesi ve oluşturulan siyasi ve ekonomik güven ortamıyla birlikte faizlerin hızlı bir biçimde düşürülmesi iş dünyasının daha kolay bir biçimde finanse edilmesini sağlamıştır. Bu durum iş ortamının iyileşmesini, üretimin ve imalat sanayi ile hizmetler sektöründe yeni işlerin oluşturulmasını kolaylaştırmıştır. Biraz sonra daha detaylı bir biçimde değineceğim gibi altyapı yatırımlarının bu dönemden başlayarak özellikle ulaştırma ve lojistik alanlarında ivme kazanması sadece yurt dışı bağlantılı değil, yurt içi bağlantılı ticareti de kolaylaştırmış, Anadolu'nun önemli ekonomik nüvelerini barındıran kentlerimizin uluslararası sisteme entegrasyonu sağlamıştır. Bu durum bir taraftan şehirleşmenin hızlanmasına neden olurken, diğer taraftan bölgesel gelişmeye de katkı sağlamış, yatırımcılar açısından Anadolu'da belirli cazibe ve merkezlerin yeşermesinin önünü açmıştır. Küresel kriz sürecine kadar olan dönemde ekonominin sağlam temeller üzerine oturtulmasında mali disiplin ve yapısal dönüşüme yönelik reformların yanı sıra üçüncü bir faktör de piyasa dostu politikaların ağırlık kazanması ve özel sektör öncülüğündeki kalkınma modelinin hızla hayata geçirilmesi yönünde çaba göstermesidir. Bu anlamda Türkiye'nin 90'lı yıllarda başladığı ancak çok fazla mesafe alamadığı özelleştirme programının 2003 yılından itibaren hızlı bir biçimde hayata geçirilmesi, mali disiplin ve reformlarla birlikte ülkemize sermaye girişlerini, dolayısıyla yatırım imkanlarını artırmıştır. 2002-2007 döneminde ortalama %7'ye yakın büyüme gösterilen %7'ye yakın büyüme performansının yanı sıra %30 civarında olan enflasyon oranları maliye politikalarıyla uyumlu bir biçimde %8'lere kadar indirilmiştir. 36 milyar dolar civarındaki ihracat hacmi ise bu dönemde 3'e katlanarak 100 milyar doların üstüne çıkmıştır. İhracatımız o dönemde ilk defa 100 milyar dolar aşarken 2002 yılında %0.6 civarında olan dünya ihracat pastasındaki payımız da ilk defa %1'in üzerine çıkmıştır. (gülüyor) 2002-2007 döneminde istihdam gelişmeleri ise büyümede gösterdiğimiz performansla çok fazla paralellik arz etmemiş, bir parça istihdamsız büyüme şeklinde, daha az istihdamla büyüme şeklinde gerçekleşmiştir. 2002 yılında yaklaşık %35 civarında olan tarımsal istihdamın payı 2007 yılında %26'ya gerilemiştir. Aynı dönemde sanayi payı %18'den %20'ye, hizmetlerin payı ise %42'den %48'e yükselmiştir. İstihdam anlamında yaşanan söz konusu yapısal dönüşüm, Türkiye'yi bir yandan yeni işsizlerine iş arayan, bir yandan da tarım kesiminde açığa çıkan gizli işsizlerine iş arayan bir ülke durumuna getirmiştir. Bu olumsuzluğa rağmen işsizlik oranlarında o dönemde bir miktar azalma da yaşanmış ve onların üzerinde olan işsizlik oranı örneğin 2007 yılında %9'a gerilemiştir.
2008 yılının son çeyreğinden itibaren küresel ekonomide ortaya çıkan daralmaya bağlı olarak ülkemiz ekonomisinde de bir yavaşlama eğilimi görülmüş. 2008 ve 2009 döneminde yıllık ortalama %2.1'lik bir düşüşten yaşanmıştır. Bununla birlikte krize karşı hızla alınan mali tedbirler ülkemizin krizin etkilerini daha hafif yaşamasını sağlamış ve kriz Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle teğet geçmiştir. Kriz nedeniyle bütçe dengeleri üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkmışsa da kısa sürede mali disiplin yeniden sağlanabilmiştir. Kamu kesiminin kaynak kullanımındaki payı azaltılarak yükselen kamu açıklarının aşamalı olarak makul seviyelere düşünmesi sağlanmış, para ve gelirler politikasıyla uyum içinde orta vadeli mali plan, orta vadeli planla belirlenen gelir harcamak, kamu açığı ve borç hedefleriyle ilgili politikalar sıkı bir biçimde uygulanmıştır. Bu bağlamda yatırımlar öncelikle sosyal ihtiyaçların giderilmesi ve üretken faaliyetleri destekleyici nitelikte altyapıya yönlendirilerek finansman ihtiyacının iç ve dış piyasa koşullarıyla maliyet unsurları çerçevesinde belirlenen risk düzeyine göre orta ve uzun vadede mümkün olan en uygun maliyetle karşılanması esasına göre hareket edilmiştir. Söz konusu politikaların uygulanması sonucunda Türkiye ekonomisi küresel kriz sonrasında ortalama %5.2'lik büyüme performansıyla gelişmekte olan ekonomiler arasında olumlu yönde ayrışmış ve her yıl yaklaşık 1 milyon civarında ilave istihdam sağlamak gibi önemli bir başarı da gösterebilmiştir. 2009 yılında %13.1 ile zirveye çıkan işsizlik oranı, başta kadınlar ve gençler olmak üzere uygulanan aktif ve pasif iş gücü politikalarının sonucunda hızlı bir biçimde kriz öncesi seviyelerine geriletilmiştir. Güçlü istihdam artışlarına rağmen işsizlik oranlarının kriz öncesi seviyelere daha da altına inmemiş olmasının sebebi, bu dönemde iş gücüne katılım oranlarında da önemli ciddi artışlar yaşanması olmuştur. Ve 2009 yılında %45.7 olan iş gücüne katılım oranı, örneğin 2015 yılı itibariyle %51.3'e ulaşmış durumdadır. Bu dönemde enflasyondaki düşüş tekhaneli seviyelere yönelik hedefe henüz ulaşılamamakla birlikte maliye politikasıyla uyumlu bir biçimde uygulanmaya devam eden para politikaları sayesinde kriz esnasında yeniden çifthanelere çıkan enflasyon da kontrol altına alınmış ve 2015 yılı itibariyle yıllık TÜFE endeksi %7.7 oranında gerçekleşmiştir. Küresel kriz sonrasında büyüme performansının sürmesi, makroekonomik dengelerin iyileşmesinin yanı sıra ülkemizin ihracat performansı da artış göstermiş ve 2014 yılında 157 milyar dolar seviyesine kadar yükselerek zirve yapmıştır. Bölgesel krizlerin şiddetlenmesi, dış talep ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak 2015 yılında 143 milyar dolar seviyesine gerçekleşmiştir. İhracatın 2015 yılında bir önceki yıla göre bir miktar olarak hemen hemen aynı seviyede gerçekleşmiş olması önümüzdeki dönem açısından da umut verilecek. Kriz döneminde atılan önemli adımlardan biri de yabancı sermayenin ülkemize girişinin kolaylaştırılması ve İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde İstanbul Finans Merkezi stratejisi ve eylem planının 1 Mayıs 2010'dan itibaren hayata geçirilmiş olmasıdır. Bu çalışmalar sayesinde 2016 yılı Mart ayında yayınlanan küresel finans merkezleri endeksinde İstanbul 45. sıraya yükselmiştir. İstanbul Finans Merkezi stratejisi ve eylem planı çerçevesinde gerçekleştirilen yapısal adımlar, finans sektörünün geniş bir yelpazede gelişmesini ve derinleşmesini sağlamaya yöneliktir. Atılan bu adımlar çerçevesinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olmakta sürekli bir ilerleme halindedir. Küresel krizden itibaren iktisadi hayatta gerçekleştirilen gelişmeler genel olarak değerlendirildiğinde, finansal kriz sürecinde dünya genelinde büyümenin dağılması ve mali koşulların zorlaşmasının yanı sıra
17-25 Aralık süreci 2014 ve 2015 yıllarında ülke genelinde yapılan 4 seçim, Rusya krizi, göçmen sorunu ve son bir yılda yaşanan terör ve bombalama eylemleri gibi durumlar karşısında Türkiye ekonomisi büyümesine devam etmiştir. Gelişmiş büyük ölçekli ekonomiler dahil kısa sürede bu kadar çok sınavdan sürekli başarıyla geçen başka bir ekonomi bulunmamaktadır. Ekonomimizin ne kadar sağlam temeller üzerinde ilerlediğini 15 Temmuz'da gerçekleştirilen başarısız darbe girişiminde de görmüş bulunuyoruz. 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sonrasında olaylar halkın büyük desteğiyle kısa sürede bastırılmıştır. Bu kalleş girişimin ekonomi üzerinde yaratmaya çalıştığı olumsuz etkiler kısa sürede bertaraf edilmiş. Bu olaylar doğal olarak para ve finans piyasalarında dalgalanma yaratmışsa da bunların etkisi böyle bir olayın büyüklüğüne göre hayli sınırlı kalmıştır. İMF Başkanı'nın sözleriyle bu kadar büyük ve sıra dışı bir olay, bu kadar sıra dışı bir hızla yeniden rayda oturmuştur. Nitekim döviz kuru ilk aşamada yükselmiş, olayın ilk haftasında durum büyük ölçüde normalleşmiş ve borsada yükselme eğilimine girmiştir. Merkez Bankası sınırsız likidite imkanı sunarak piyasayı rahatlatmış, sermaye hareketlerine herhangi bir kısıtlama da getirilmemiştir. Olayın ardından yabancı para cinsinden mevduatta azalma olmasına rağmen toplam mevduatta artış kaydedilmiştir. Ayrıca aynı dönemde ticari krediler de genişlemeye devam etmiştir. Dolayısıyla bu menfur olaya rağmen ülkemize yabancı para girişi devam etmektedir. Nitekim Temmuz ayında 436 milyon, Ağustos ayında ise 927 milyon dolar net döviz girişi gerçekleşmiştir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS puanı, Fed'in faiz artırımı sinyali verdiği Eylül 2015'te 329 iken, darbe girişiminin hemen öncesinde 12 Temmuz tarihinde 217 baz puanla en düşük seviyesine gerilemiş, ancak darbe girişiminin etkisiyle 1 Eylül tarihinde 248 puana kadar geriletilmiştir. Bu süreçte Merkez Bankası'nın zamanında aldığı önlemlerin de etkili olduğunu kaydetmemiz gerekiyor. Merkez Bankası'nın kararları, finans piyasalarında normalleşmenin ve borçlanma maliyetlerinde azalmanın önemli bir göstergesidir. Merkez Bankası, para politikasındaki normalleşme politikası doğrultusunda faiz indirimlerine devam etmiştir. Ağustos ayında da faiz koridorunun üst bandını marjinal fonlama oranını %8.5'a indirmiş ve Mart ayından itibaren toplam indirim 225 baz puan olmuştur. Gördüğü gibi ekonominin dengelerinde ciddi bir bozulma söz konusu olmayıp işsizlik ve enflasyon halen kontrol altındadır. Kamu borç stoku azalma eğilimini korumaktadır. Kamu altyapı yatırımlarımız mega projelerle kesintisiz bir biçimde devam etmektedir. Türkiye ekonomisinin yatırım yapılabilme koşullarına ilişkin olarak kredi değerlendirme kuruluşlarının notlarını olumsuz yönde değiştirecek bir durum söz konusu değildir. Darbenin hemen ertesinde Standard & Poor's'un talihsiz not indirme girişimi doğrusu hayretle karşılanmış. Buna karşılık Türkiye ekonomisini yatırım yapılabilir düzeyde bulunan kuruluşlardan Moody's 5 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda bir değişikliğe gitmeyerek sürecin 90 gün içinde izleneceğini duyurmuştur. Diğer bir kuruluş olan Fitch ise 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla kredi notunun görünümünü durağından negatife çevirmekle birlikte kredi notunu değiştirmemiştir. Tüm bu gelişmeler ekonomimizde endişeye mahal verecek bir durum olmadığının göstergesidir. Bu süreçte kalkınmaya yönelik politikalara odaklanılmaya devam etmektedir. Kalkınma sosyal ve iktisadi alanda gelişmenin sağlanmasıyla şüphesiz mümkün olmaktadır. Bunun için de iktisadi sermayemizi geliştirirken, diğer taraftan sosyal sermayemizi bununla ve günün şartlarıyla uyumlu bir şekilde geliştirmemiz gerekmektedir. Bu eş zamanlı gelişmenin gerçekleştirebilmesi ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması için yeterli miktar ve kalitede ekonomik ve sosyal altyapının
tesis edilmesi önem arz etmektedir. Bu anlamda devletin elindeki en önemli araç kamu yatırımlarıdır. Büyümenin temel bileşenlerinden birisi olan ve istihdam artışını destekleyen kamu yatırımları, özel sektörün ihtiyaç duyduğu altyapı ve iş ortamının hazırlanmasında temel araçtır. Yani altyapı yatırımları, başka her türlü yatırımın da altyapısını teşkil etmektedir. Kamu yatırımları, rekabet gücünü ve ihracatı destekler niteliktedir. Bölgesel kalkınmaya ve bölgeler arası gelişmişlik katlarının azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Vatandaşın yaşam kalitesini artırmaya, eğitim ve sağlık hizmetleriyle insan kaynaklarını geliştirmeye ve kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaktadır. Mevcut durumda uygulanmakta olan kamu yatırım politikasındaki temel amaç, bir yandan sosyal ve fiziki ihtiyaçları gidermek, diğer yandan da üretken faaliyetleri desteklemektir. Bu kapsamda yatırımların asıl odak noktası altyapı yatırımlarıdır. Altyapı yatırımlarına odaklanarak ülkemizin fiziki ve sosyal koşullar açısından daha da gelişmesini sağlamanın yanında, ülkemize daha çok yatırım ve üretim yapılabilir bir ortam kazandırılmaktadır. Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasını da hedefleyerek, eğitim, sağlık, ulaştırma, kullanma, içme suyu ve teknolojik araştırma ve bilgi iletişim teknoloji alanlarında altyapı yatırımlarına ağırlık verilmektedir. Bu sayede bir yandan halkın temel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya çalışılırken, diğer yandan özel sektör yatırımlarını ve dolayısıyla bilmeyi ilgileyecek şekilde ulaştırma ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Kamu yatırımları, ekonomimizin rekabet gücünün artırılması ve istihdam ve refah artışının sağlanması yönündeki önümüzdeki dönemdeki en önemli hedef içinde kaçınılmaz bir araç olmaya devam etmektedir. Kamu yatırımlarının büyümeye doğrudan katkısının yanında özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına yoğunlaşmasıyla büyümeye ilave katkı sağlanmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımların ülkeye çekilebilmesinin temel belirleyicilerden olan uygun altyapının geliştirilmesi sonucunda ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye yatırım miktarında artırılması hedeflenmektedir. Kamu yatırımları son 14 yılda nicel olarak artırılmıştır. 2002 yılında 11,5 milyar doları kamu yatırım olmak üzere toplam 40 milyar dolar tutarındaki sabit sermaye yatırımı gerçekleştirilmiş iken 2013 yılında sadece kamu sabit sermaye yatırımı tutarı 41 milyar dolara ulaşmıştır. 2016 yılında ise 33,7 milyar doları kamu sabit sermaye yatırımı olmak üzere toplam sabit sermaye tutarının 155 milyar dolar olması hedeflenmektedir. 15 yılda yurt içi hasılamız ortalama %4,4 artarken bunun yaklaşık 1 puanı kamu kaynaklı olmuştur. Bu katkı büyük oranda yatırım harcamalarından kaynaklanmıştır. Bu süreçte bütçe disiplinine hassasiyetle riayet edilerek yaratılan mali alanın ağırlıklı olarak kamu yatırımlarına yönlendirilmesi önemli bir çarpan etkisi yaratmıştır. Mevcut durumda bir yandan kamu yatırımları hızlı bir biçimde devreye sokulurken, diğer yandan da kamu yatırımlarının etkinliği ciddi oranda artırılmıştır. Nitekim 2002 yılında kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi 8,5 yıl gibi uzun bir süreyken gerçekleştirilen etkinleştirici çalışmalar sonucunda 2016'da bu süre 4 yılın altına düşürülerek çok önemli bir iyileşme sağlanmıştır. Miktarı ve etkinliği artırılan kamu yatırım harcamalarıyla birçok önemli altyapı yatırımı gerçekleştirilmiştir. Yıllardır sürüncemede kalan kamu yatırımları, son dönemde sulama, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık gibi pek çok alanda hizmete alınan projelerle hayata geçirilerek ülkemizin altyapısı önemli ölçüde iyileşmiş, büyümesi ve kalkınması yolunda önemli mesafe kat edilmiştir. Tamamlanan Doğu Karadeniz sahil yolu, Ankara-Konya, Ankara-İstanbul fiziksel hatları, bölünmüş yollar, havalanları ve barajlar, bunlar arasında sayılabilir. İş
inşaat aşamasında olan Ankara-Sivas, Ankara-İzmir yüksek standartlı demir yolu kalk bölgesindeki Silvan Barajı gibi büyük projeler de hızla gerçekleştirilme aşamasındadır. Kuşkusuz kalkınma için yatırım elzemdir ancak yapılan yatırımların finansmanı da hepsinden daha önemlidir. Yapılan yatırımların finansmanının daha çok iç kaynaklarla sağlanması ve dış finansman ihtiyacımızın azaltılması son derece önem arz etmektedir. Bu amaçla düşük olan özel tasarruf oranını artırmaya yönelik yeni uygulamalar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda tasarrufların artırılması ve bu tasarrufları daha uzun vadeli araçlara yönlendirilmesine istinaden bireysel emeklilik sistemi uygulamaya konulmuş ve daha yaygın bir şekilde vatandaşlarımızın bu tasarruf imkanından yararlanabilmesi için farklı uygulamalar geliştirilmiştir. Bireysel emeklilikte devlet kapısının getirilmesi bu yönde atılmış önemli adımlardandır. Onuncu kalkınma planında da tasarruf konusunda verilen öneme binaen yurt içi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesine yönelik öncelikli dönüşüm programı uygulamaya konulmuştur. Bu anlamda en önemli enstrümanlardan bir tanesi de birçok önemli projeyi finanse ettiğimiz kamu özel işbirliği programıdır. Nitekim bugüne kadar kamu özel işbirliği yöntemiyle gerçekleştirilen proje sayısı 200'ü bulmaktadır. 200 projenin 168'i hali hazırda işletme aşamasındayken 32 projenin yapımına devam edilmektedir. Bunlar arasında İstanbul Yeni Havalimanı 3. Boğaz Köprüsü dahil olmak üzere Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu, İstanbul Boğazı Karayolu, Türk Geçişi, Avrasya Tüneli yani son alanlarda kamu özel işbirliği ile gerçekleştirilen büyük önemli projelerdendir. Anladığım kadarıyla ya konuşma süremizi epeyce ilerletmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de sosyal ve fiziki altyapıyı güçlendirmek ve teknolojik araştırma altyapısını da gerçekleştirmek amacıyla kamu yatırım politikasına artan bir ivmeyle devam edeceğimizi ve bu çerçevede 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşarak bu yöndeki adımlarımızı devam ettireceğimizi belirterek konuşmamız sonuna almak istiyorum.